Bismillahirrahmanirrahim. Tevrat'ta şöyle denildi. Ey kulum, benden utanmıyor musun? Sana arkadaşlarından bir yazı geldiğinde, bir mektup yahut da bir yazılı bir şey geldiğinde, yolundan sapar bir kenara hemen oturursun. Hiçbir kelime kaçmadan onu dikkatle okursun. Halbuki bu benim kitabımdır. Tevrat için geçerli olduğu gibi Kur'an için de öyle, İncil için de öyle. Allah'tan gelen her kitap için geçerli. Halbuki bu benim kitabımdır. Sana indirdim. Bak, sözlerimi nasıl açıkladım. Enine boyuna düşünmen için de bir sürü tekrarladım. Sen ise yüz çeviriyorsun. Ey kulum, senin nazarında ben arkadaşından daha mı basit biriyim? Ki bazı arkadaşların yanına otururlarsa sen de yüzünü onlara döndürürsün. Bütün kalbinle onların sözlerini dinlersin. O cemiyette birisi konuşacak olursa ona döner ve sus dersin. Konuşma, arkadaş konuşuyor, onu dinle dersin. Başkasının konuşmasına da müdahale edersin diyor sevdiğin arkadaşın için. İşte ben sana dönmüş ve seninle konuşuyorum. Halbuki sen bütün kalbinle benden dönüksün, başkalarıyla konuşuyorsun. Beni bazı arkadaşlarından daha basit mi görüyorsun? Bütün kutsal kitaplar ne yazık ki bu duruma düşüyor. Günümüzde de son kitap Kur'an-ı Kerim böyle denebilir. Kur'an'dan bir şey söylediğin zaman böyle çok dinlemek istemiyor insanlar. Ama abuk sabuk bir adamın bir şey söylese onu dinliyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an'la aramızı düzelsin. Kur'an'la aramızı o kadar iyi yapsın ki ayrılmaz ikili yapsın. Sevgili yapsın. Kur'an bizim için geldi. Kullanmak kılavuzumuz. Biz nasıl kullanılacağız, Allah'a nasıl ulaşacağız onu gösteren Kur'an'dır. Öyleyse arayı tutmak lazım. Cenab-ı Hak yardım etsin. Amin.